Peki Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in kadınlara önceden sahip olmadıkları birçok hakkı tanıdığını söyleyebilir miyiz? Elbette. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Bakın birçok kadının dünyada kendi malını alıp satabilmesinin hukuki temel kazanması emin olun 19. 20. yüzyıl. Yani bir 17. yüzyıl Avrupa'ya geldiğinizde birçok kadın kendi malını alıp satamazdı. Yani Kur'an'ın indirilişinden 1200-1300 yıl sonra bu hakkı birçok kadın elde etmiş. Oysa Kur'an'da çok açık bir şekilde kadınların kendi malları üzerinde tasarruf yetkisi olduğunu görüyoruz. Malının sahibidir. Peygamberimizin dönemiyle ilgili o dönemi anlatan siyer kaynaklar diyoruz biz. O dönemin tarihini anlatan kaynaklarda da o dönemdeki birçok kadının kendi malını rahatça aldığını, sattığını, tasarruf yetkisi olduğunu biliyoruz. Yani o zamanda bile diyoruz. Tabii. Ama bugünümüze geldiğimizde 7. yüzyıl bakın yani 1700'lere siz gel 1000 yıl sonrasına gelin. Tabii. Avrupa'da bu hak yok. Amerika'da bu hak yok. Çok yeni son 100 yıl, 200 yılda kadın kendi malını alıp satma gücüne erişti. Ki kadının ekonomik bağımsızlığı yani kadının gücü açısından, toplumda yer edilmesi açısından çok çok önemli. Kur'an'da da özellikle bu mesela ekonomik bağımsızlığına dikkat çekiyor. Mesela bir boşanma yaşandığında mesela kadınlara yüklerle bir şey vermiş olsanız da sakın geri almaya kalkmayın diyorlar. Özellikle boşanmada birçok kimse maddi açıdan mesela evet, mağdur oluyor. Eşini mağdur etmeye veya eski eşini mağdur etmeye çalışabiliyor. Mesela Kur'an kadının ekonomik bağımsızlığına oldukça titiz. Bu konuyla ilgili önemli uyarılar var. Evet.